4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sayfa 33. 2. ünite İslam'ı tanıyalım. Hazırlık sorularıyla başlayalım. İman kavramını sözlükten olarak defterimize yazalım. İman sözlük anlamı olarak kabul etmek ve bağlanmak demektir. İslam dininde yer alan ibadetleri çevrenizdeki kişilere sorarak aldığınız cevapları sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız. İbadetlerden birincisi arkadaşlar namaz, oruç, zekat, hac ve dua yer alır. 3. Buradaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Musaf sitesini inceleyerek Kur'an-ı Kerim hakkında edindiğiniz bilgileri yazalım. Kur'an-ı Kerim İslam dininin kutsal kitabıdır. 114 sure ve 6236 ayetten oluşur. Kur'an Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e 23 yıl süre boyunca peyderpey vahyedilmiştir. 4. soru Ehmetü duasının anlamını arkadaşlar defterimize yazalım. Ehmetü duası İslam dininde iman esaslarını özetleyen önemli bir duadır. Anlamı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kaderin hayrına ve şerrine inanmayı ifade eder. Sayfa 34. İmanın şartları deyince aklımıza ne geliyor? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman ve kadere imandır. Bu şartlar Müslümanların inanç dünyasının temel yapı taşlarını oluşturur. Sayfa 37. Bu hikayeden yola çıkarak Allah'a iman etmekle sevgi arasındaki ilişkiyi yorumlayalım. Allah'a iman etmek, onun yarattığı tüm varlıkları sevmeyi ve onlara değer vermeyi gerektirir. Bu hikayede de çiçeklerin güzelliği, renkleri ve kokuları Allah'ın sevgisinin bir yansıması olarak anlatılmaktadır. Çiçekleri, hayvanları ve insanları sevmek aslında Allah'a olan imanın bir göstergesidir. Yaratılanları sevmek, onları yaratana duyulan sevgiyi pekiştirir. Sayfa 40. Aşağıdaki karikatürden imanın şartları ilahisini dinleyinize ilahinin sözlerini noktalı yerde yazalım. Evet burada arkadaşlar hep aynı bölümlerden oluşan bir nakarat bölümümüz var. İmanın şartı 6. Hepsinin adı farklı. Sayalım hep birlikte. İmanın şartı 6. Sonra şu bölümler arkadaşlar hep değişiyor. İlk şu nakarat bölümü hepsinde aynı. İlk girişi burası. Burasına bir diyorum arkadaşlar. Bizi yaratan Allah, ondan başka yok ilah, buna iman eden kul tanımaz başka ilah. Sonra tekrar bir ile başlayıp burası devam ediyor. Bir ile başlayıp buraya devam ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bir ile başla, buraya devam et, bir ile başla, buraya devam et, bir ile başla, buraya devam et. Burada zaten imanın şartlarını arkadaşlar her bir bölümde 6 farklı parça halinde ilahimiz bize anlatmış. Sözlerini buradan bakarak not alabilirsiniz. İslam'ın şartları denince kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Sayfa 43. Namaz ibadeti insana neler kazandırır? Listeyelim. Bunu arkadaşlar hemen üstündeki paragrafta bunun gayet açık bir cevabı var. Namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu andır. İnsan namaz ibadetiyle yaratıcısıyla bağ kurar. Kişi namaz sırasında sevgi, saygı ve derin bir huzurla Yüce Allah'a sığınır. Böylece ruhun ihtiyacı olan manevi huzura kavuşur. Namaz kılan insan Allah'ın ona vermiş olduğu nimetleri şükrünü yerine getirir. Namaz sayesinde duygu ve davranışlarını iyiye yönlendirir. Kötülüklerden uzaklaşır. Buradaki ifadeler arkadaşlar kısaca alt tarafa not alabilirsiniz. Sayfa 45 doğru yanlış. Peygamberlerle iman İslam'ın inanç esaslarından biridir. Evet imanın şartlarından birisidir. Doğru. Namaz kılmak İslam'ın inanç esaslarından biridir. Evet inanç esaslarından değil arkadaşlar. İslam'ın şartlarından birisidir. Farz olan bir ibadettir. Namaz farz bir ibadettir. Doğru. Hac müminlerin beraberlik ruhunu artırır. Doğru. Sayfa 46. Kur'an-ı Kerim hakkında neler biliriz? Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu. Son peygamber Hazreti Muhammed'e Cebrail tarafından 23 yıl süreyle parça parça vahyedilen bir kitabımız arkadaşlar. Evet sayfa 49. Yukarıda arkadaşlar uzun uzun bir bilgi vermiş bize. Burada bir sure sormuş. Arı suresi olarak bilinen suremiz arkadaşlar Nahl suresi. Sayfa 50 16 tane bana bilgi vermiş. Buna göre soruları cevaplandıralım. İslam inanç esaslarının yer aldığı kutucuklar 6, 9, 13, 11, 4 ve 6 iki defa yazmış. Değiştiriyorum. İbadet ile ilgili olan ifadeler nelerdir? 2, 5, 7, 10 ve 15. Burada sondaki arkadaşlar 6 değil 16 olacak. Bunu düzeltelim. 6, 9, 13, 11, 4, 16.
İkinci soru ise 2, 5, 7, 10, 15. Sayfa 51. 2 ve 6 numaralı kutucuklardaki ifadeler arasındaki ilişkiler. Kelime-i şehadet imanın özü ve İslam'ın ilk şartıdır. Allah ile aramızda bir sözleşmedir. Rabbimizin rızasına talip olacağımıza ve Kur'an'ın yolundan ayrılmayacağımıza dair sözümüzdür. Dördüncü soru, Kur'an-ı Kerim'in iş düzenine ilgili olanlar 3, 8 ve 14. Mehmet duasını daha önce duydunuz mu? Evet arkadaşlar, daha önce duydum bir dua. Sayfa 52, doğru yanlış. Bir Müslümanın İslam inanç esaslarını şüphe duymadan kabul etmesi gereklidir. Doğru. Ahirete iman İslam'ın şartlarından birisidir. Yanlış, imanın şartlarındandır. İslam dininin temel kaynağı ve ilahi kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de 114 ayet diyor arkadaşlar. Ayet değil, 114 sure bulunur. Hac, imkanı olan Müslümanların yılın belli günlerinde Arafat'ta vakfe yaparak ve Kabe'yi tavaf ederek yaptıkları ibadettir. Doğru. Boşluk doldurma, Yüce Allah'tan Hz. Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmeye iman denir. Allah'ın insanlara emrettiği ve insanların da Allah'a karşı yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlar ibadet denir. 3. Allah'ın bir ve tek olduğunu, ondan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü ve Resulü olduğunu ifade eden kavram kelime-i şehadet. 4. Kelime-i tevhid, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. 5. İlk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar peygamber aracıyla gönderilen ilahi dinler İslam kavramıyla ifade edilir. Sayfa 53. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Verilen ayet aşağıdaki İslam inançlarından hangisiydi? Evet, burada uyarıcı dediği için arkadaşlar peygamberlere iman. 2. Verilen paragraf aşağıdaki iman şartlarının hangisine örnek olarak verilebilir? Hayatı da ölümü de yaratan Allah'tır. Canlı olan her şey dünyaya gelmekte, yaşamakta ve ölmektedir. Sonbahar geldiğinde ağaçların yaprakları sarıp dökülmeye başlar. İlkbaharla birlikte ağaçlar yeşerir, çiçeklenip meyve verir. İnsanlar da böyledir. Her insan bir gün ölecektir. Evet, burada arkadaşlar ölümden bahsettiği için ahirete iman. Üçüncü soru, buradaki ifadelerden İslam'ın şartlarına göre sınıflandırılan hangisi dışarıda kalır? Namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak İslam'ın şartı, ahirete iman, imanın şartlarındandır. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 54, buradaki boşlukla dolduralım. Kur'an-ı Kerim'de yer alan her cümleye ayet denir. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümü cüz. Kur'an-ı Kerim'in her biri diğerinden besmele ile ayrılmış farklı uzunluktaki bölümleri sure. Cevabımız D şıkkı. 5. soru arkadaşlar, burada Ementü duası verilmiş ancak boşluklar tamamlanması istiyor. Buradan baktığımızda arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkında var. Sayfa 55. İslam'ın ve imanın şartlarını buraya İslam şartı namaz, oruç, kelime-i şehadet, hac, zekat, imanın şartları, kitaplara iman, peygamberlere iman, kaza kadere iman, Allah'a inanmak, meleklere inanmak ve ahirete inanmak. 2. Ahirete inanmanın insan hayatına etkisi nelerdir? Ahiret inancı bireylerin duygularını kontrol etmelerine, psikolojik sorunlara çözüm bulmalarına, doğru davranışlarda bulunmalarına, kendilerine ve çevredeki insanlara zarar verecek davranışlardan uzak durmalarına yardım etmektedir. 3. Kur'an-ı Kerim'in iç düzenini okuma kolaylığı açısından değerlendirelim. Kur'an surelere, cüzlere ve ayetlere bölünmüştür. 4. Emanet-i duasında geçen İslam inanç esaslarını yazalım. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve ahirete iman olmak üzere 5 ilkide toplanmış ve geleneksel Emanet ümmetinde bulunan kader, yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğu inancı bunların arasında zikredilmemiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.